Belediye başkanıyım. Saratçı vermek. Oradayız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sen Sayın Başkanımızın başkanı bir fetme niteliğinde olsun. Eksik kalmıştı. İşte bugün o grubu da tamamlayacağız. Sayın Gözde Çeviker Çınar tarafından Creating İzmir Kültürel ve Yaratıcı. Ancak bu yetenek havuzunu bir zaman içinde kaybediyoruz. İnsanlar güçlendirerek, girişimcilik yetenekleri ekleyerek onların iş dünyasına daha yaklaşmasını oluşturmayı, kurmayı hedefliyoruz. Startup ve entrepreneur olmak üzere iki ayrı kavram. Türkçe'de çok paralel şeyler söyleyeceğim ben de. Başkanımızın da sorusuna cevabım aslında. Elinde de bir gelişme ortaya kondu ama maalesef biz en azından şu anda kadar bildiğin genel sektörün olarak herkesi sevdiğim tarih boyunca hep ticaret açısından hizmet veriyor. Bu arada farklı sektörün ayrı ayrı her birinin yönetim kurumları. Onlar ihracat ithalat açığını kapatmak için bu sene tekrar bir şey. Organizasyon aracılığında toplam karsal giderin %75'inde üretim veya inşaatı başlamış olmasını. Şöyle yaptık 60'ın üzerinde kuruluştan bilgi ve veri talep ettik. Biz başlangıcı olarak kabul edebiliriz. İyi yönetilirse bence iyi yatırım fikirlerinden, iyi girişimlerden şehre de, kendisine de, fona da, fona ortak olan herkese de katkı sağlayacak bir şeyler çıkar. Buradaki kilit şey bunun hani İzmir için doğru yapılandırılması ve sonra tabii ki yönetiminin gerçekten profesyonel olması. Yani böyle bir bu konuya amatörce bakan ya da daha dışarıdan bakan, sadece yönetim toplantılarında bir araya gelen 5-6 kişinin kararları verdiği bir yönetim olursa yürümez bu. Yani bu öyle konumlandırmak istiyoruz ki bu yeni yapılan organize sanayiler, işte tarıma dayalı organize sanayiler, şeyler, serbest bölgeler filan buralarda çalışacak olan insanların aynı zamanda yerleşeceği, gidip gelmekte zorluk çekmeyeceği, hani mesafenin kısalacağı en azından. Diğer taraftan genel olarak İzmir için öngördüğümüz, şu anda çalışmalarını yaptığımız hani yeni yerleşim birimleri oluşturalım, alt yerleşim birimleri. Ama bunlar altyapısıyla, ulaşımıyla, çevreye olan etkileriyle, işte su, enerji gibi ihtiyaçlarıyla, her şeyiyle, sosyal donatı alanlarıyla iyi planlanmış olsun. Diğer taraftan da açıkçası biraz sosyal konut şeyinde olsun, niteliğinde olsun. Yani bir yerde bir tuzak var bu konut olayında. O da şu, şu anda konut yapan herkes lüks konut yapmaya çalışıyor. Ve lüks konutlar yüksek maliyetli. Dolayısıyla alım gücü olmayan insanlar için orayı almak ya da kiralamak gerçekten sorunlu hale geliyor. Yani bizim görebildiğimiz kadarıyla, ben hani bir uzman değerlendirmesi yapmıyorum ama bu konuda görüş bildirenlerin benim de benimsediğim şekliyle biraz daha orta gelir grubuna hitap eden biraz daha mütevazi konutlara ihtiyacımız var. Ama bunları yaparken hani binaları ve çevre düzenini hani daha nitelikli yaşam alanlarına dönüştürecek şekilde planlamamız da gerekiyor. Yani binanın içine değil dışına biraz daha çok yatırım yapılması gerekiyor gibi düşünüyoruz. Amacımız bu mentaliteyle İzmir'de pek çok yeni alt yerleşim birimi oluşturmak. Bunun için ben ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla da sık sık konuşuyorum. Onlardan ilçe sınırları içerisinde böyle potansiyel alanları belirlemelerini istedim. Ve çalışıyorlar, çalışıyoruz. Henüz çok erken dönemdeyiz yeni yerel yönetim ekibi olarak ama hani bu bakış açısıyla İzmir'e yeni konutlar kazandırma konusunda çok istekliyiz. Henüz tamamlanmamış bir çalışmada, yani Kuzey Aks'ta aslında özellikle o sanayi bölgelerinden kaynaklanan onları besleyecek diyeyim. Yeni yerleşim birimlerine ihtiyaç oldu ama bunu yaparken Banu Hanım'ın sonunda da söylediği gibi hani yerleşim bölgesi olmaması gereken %90'lık alanı da koruyarak bunu yapmamız gerektiği düşüncesindeyiz.